Evet, yine John F. Kennedy, meşhur kafasından vurulup ölen Amerikan başkanı. A man may die. Burada M'ye geçtik. Olabilir. Sadece ihtimalin varlığından bahsediyor. Bir de %50-50. Olabilir de olmayabilir de. Bir insan ölebilir. Değil mi? Bu ihtimal var. 50-50. Yaşayabilir, ölebilir. Nations may rise and fall. Uluslar, devletler, milletler yükselebilir, düşebilir. Fakat bir fikir lives on. Yaşamaya devam eder. Şuradaki on ifadesi süreklilik bildirir. Go on. Ne demektir? Go on. Devam et. Mesela go on speaking. Konuşmaya devam et. Dolayısıyla on arkasına geldiği fiile süreklilik ifadesi katar. Bir insan ölebilir. Milletler yükselir veya düşebilir. Fakat bir fikir yaşamaya devam eder. Evet. Şuradan yine M'ye bir iki örnek verelim. Bakın. Enteresandır. Sınavda sorulmuş bir soru arkadaşlar. Şurası yansıda siz göremiyorsunuz. Ekran çok parlıyor. Bu sınavda sorulan bir soru. Caring for the young. Gençler, yani bebekler, çocuklar için yapılan için dediğimiz anda anlam kayboluyor bakın. Bunu aslında fark etmedim ama aslında bilerek yapmış oldum. Care for, bakım görümünü yapmak demektir. Hasta, çocuk, yaşlı, bakım görümünü yapmak. Take care of yourself dediğimiz zaman kendine iyi bak diyor, demiş oluyoruz. Burada da bebeklere, çocuklara bakmak. May delay, geciktirebilir. Delay, otobüs seferi, uçak seferi, gecikme. Burada olduğu gibi neyi geciktirebilir? Multiple negative effects of aging in the brain. Beyinde yaşlanmanın çoklu negatif etkilerini geciktirebilir. Yani anne baba veyahut da dede çocuğa bakınca yaşlanmanın etkisini azaltabiliyormuş bu olay. Hatta in some cases bazı durumlarda even reverse, tersine bile çevirebiliyor. Vatandaşta Alzheimer benzeri bir hastalık var. Çocuklara bakınca iyileşir mesela. Alzheimer hastalığına çözüm bulmuş oldum böylece. Evet. Evet. ADHD'ye tekrar geldik. Attention Deficit neydi? Hiperaktivite disorder. Dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite hastalığı. Some boys, bazı çocuklar, erkekler may be labeled. Label etiket demektir. Etiketlemek demektir. Ve dolayısıyla etiketlenmiş olabilir veya etiketlenebilir. Incorrectly. Yanlış bir şekilde, hatalı bir şekilde neyle? With the condition. Bu rahatsızlık hastalık. Yani ADHD hastalığıyla yanlış bir şekilde etiketlenebilir. Ne demek etiketlenebilir? Teşhis tanı yahtalanmış olabilir. Teşhis konmuş olabilir. Fakat under treatment. Şuradaki treat tedavi etmek veyahut da bir insana bir şekilde davranmak. İyi davranmak, kötü davranmak. Treatment tedavi ve aynı zamanda davranış. Ama under treatment yetersiz tedavi. Yetersiz tedavi may be olabilir. Ne olabilir? The bigger problem. Daha büyük problem olabilir. Yani elimizde bir problem var. Bazı çocuklar yanlış bir şekilde bu hastalıkla etiketleniyor, teşhis konuyor. Fakat under treatment, yetersiz tedavi daha büyük bir problem olabilir. İki tane problemimiz var. Daha büyük olanı vurguluyor buradaki the. Yani bir bazı çocukların yanlış bir şekilde teşhis konması var. Bir de under treatment olayı var. Under treatment daha büyük olan problem. Onu vurgulamak için the bigger. O daha özel bir durum o. The more dediğinizde ne kadar ekmek o kadar köfte olayı var. The demesi için dediğimiz gibi iki tane olaydan daha büyük olanını vurguluyor. Karşılaştırma, komparatif var. Evet, hiperaktiviteden yine bahsedelim mesela. Bir çocuktan bahsediyor. Hiperaktif olan bir çocuk. He or she, erkek veya kız çocuğu may fidget a lot. Çok miktarda fidget edebilir. Fidget şu anda benim yaptığım şey. Kıpraşmak, yerinde duramamak. Bir türlü böyle kurt varmış gibi kıpır 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 oturamıyor doğru düzgün bir türlü. Hocam kendinden farkı pek var mı?
Neyim? May yapabilir, yapabilir. Aynen, aynen. Burada may yerine can kullanabilirdi. Might'ı da kullanabilirdi. Might biraz daha düşük bir ihtimal bildirir. Can 50-50'dir. Pardon, may 50-50'dir. Can olasılığın sadece olduğunu bildirir. Tekrar söylüyorum. Bunların suyunu çıkarabiliriz. Gördüğünüzde sadece olabilir, olabilir, olabilir. Geç gitsin, geç gitsin, geç gitsin. Tamam mı arkadaşlar? Mesela çocuk may blurt out answers too quickly. Blurt out böyle zırt ağzından laf çıkarmak. Cevapları çok çabucak ağzından çıkarabilir. Impulsive. Impulsive, dürtüsel davranıyor. Kendine hakim olamıyor. Yine tekrar şunlar altı çizili. Bunların hepsi sınavda şuradan itibaren sınavda çıkmış yapılar bunlar. Evet. Bunların hepsini detaylandırıp çok fazla örnek verebiliriz. Fakat gerek yok. Might, düşük ihtimal olabilir. Don't ever slam a door. Ever, don't'la birlikte kullanıldığında kesinlikle asla yapma. Bir kapıyı slam etme. Çarpmak, slam the door. Veyahut da slam the table. Şimdi bunu kulaklıktan dinleyecek birileri şeyde ileride. Şüphe etmezler inşallah. Evet. Don't ever slam a door. Bir kapıyı asla kesinlikle çarpma. Neden? You might want to go back. Geri gitmek isteyebilirsiniz. Düşük de olsa bu ihtimal var. Might. Evet. Mesela the kind of things you might hear in an office. Bir ofiste sizin duyabileceğiniz tipte şeyler. You might hear. Duyma olasılığınız düşük de olsa var. Şuradaki the practice uygulama demek. Şurada bahsettiği uygulama arkadaşlar. Kılıç satın alıp aslan avlamaktan bahsediyor. Bir uzun bir paragrafın sonu bu. Bu uygulama might add etki ekleyebilir, sağlayabilir, katkı sağlayabilir. Ne ekleyecek? Adventure to our lives. Yaşamlarımıza, hayatlarımıza macera ekleyebilir. Macera katkısında bulunabilir bu uygulama. Yani kılıç alıp aslan avına çıkmak. Fakat we can still learn a thing or two from Lankasana. Lankasana Afrikalı bir delikanlı. Bundan a thing or two, bir iki şey öğrenebiliriz yine de. Still hala veyahut da yine de demektir. Can'le birlikte bakın. We can learn. İşte aynı cümle içerisinde might da gelmiş, can de gelmiş. Hani kılıç satın alma düşük bir ihtimal de olsa hayatımıza adventure ekleyebilir, macera katabilir. Fakat hani bunu kimse tavsiye etmiyor bize. Ama yine de bu adamdan birkaç şey öğrenebiliriz. Demek ki Lankasana Efendi kılıçla aslan avlıyormuş. Yine bakın sınav içerisinde çıkmış. Bu yine paragrafın kendisi. Vesaire. Yoruldunuz mu bu arada? Durum nasıl? Kafalar sallanıyor. Evet. Ama bitirelim. Tabii yarım bırakmayalım. Bir soluklanmak ister misiniz? Şöyle bir herkes gözlerini kapatsın biraz meditasyon. Tamam. You must not lose faith in humanity. Mahatma Gandhi, meşhur Gandhi'nin eşidir buradaki. Mahatma Gandhi, başbakanlık yapmış olan bayandır. Mohandas Gandhi, adamın kendi ismi. Bunu çok yıllar sonra öğrendim ben. You must not lose faith in humanity. İnsanlığa olan İmanınızı, inancınızı must not lose, kaybetmemelisiniz. Must, yapmalı, etmeli, meli, malı. Kaybetmemelisiniz. İnsanlığa olan inancınızı kaybetmemelisiniz. Humanity is an ocean. İnsanlık bir okyanustur. Eğer
A few drops of the ocean. Okyanusun birkaç damlası are dirty, eğer kirli ise the ocean does not become dirty. Okyanus kirli hale gelmez, kirlenmez. İnsanlık bir okyanustur. Eğer okyanusun birkaç damlası kirli ise okyanus kirli hale gelmez. Dolayısıyla insanlığa olan inancınızı kaybetmemelisiniz. Evet. Must aynı zamanda tahmin için de kullanılır. Olasılık bildirir. Filmlerde mesela siz bir arkadaşınızı bir kızla efendim çöp çatanlık yapmaya çalışıyorsunuz. Filmlerde değil mi? İşte şapka takacağım, şeyimde yakamda karanfil olacak falan. Oğlan elinde gül gitti, bekliyor orada. Kız geliyor. Aa, you must be işte Ali Veli. Değil mi? Siz Ali Veli olmalısınız. Canım niye Ali değilsin sen? Ali olman lazım. Değil buradaki anlamı. Tahminde bulunuyor. İşte tarif etmişiz değil mi? Şapka var, gül var, karanfil var. Veyahut da işte adam Ferrari ile gelmiş. Adam zengin olmalı diyorsunuz. Ne? Tahminde bulunuyorsunuz. Evet. Ama aynı kelime mesela zengin olmalıyım çocuklarıma bakabilmek için, iyi bir gelecek sağlamak için. Ne kastettiğiniz, hangi kontekste kullandığınız önemli. Şu Donald Trump saçıyla ünlü ve emlakıyla ünlü. Şu vatandaş saçının kendine ait bir hayatı olduğu düşünülüyor. Ayrı bir varlık olarak. Hakikaten özellikle Jay Leno, bilmiyorum bilir misiniz, çok meşhur bir komedyendi. Tonight Show'u sunan, buna fena halde hem seviyordu hem takmıştı. Bunun kızı Türkiye'ye gelmişti. Ivanka mıydı, öyle bir şey. Türkiye'de Trump Towers var, şu kız. Göstermesem daha iyiymiş. Evet. Bayağı televizyona çıkmıştı. Öğrenmeyeceğim. Geçen derslerde de bir ara yine nereden esti bu adam. Belki burayı anlatırken aynı şeyi göstermiştim. Evet, her neyse. Adam ne demiş? You have to think anyway. Anyway nasıl olsa zaten demektir. Zaten düşünmek zorundasınız. So öyleyse why not think big? Neden olmasın? Why not? Büyük düşünmeyesiniz. İnsan o düşünmeden duramıyor. Nasıl olsa zaten düşünmek zorundasınız. Öyleyse neden olmasın büyük düşünmek? Neden büyük düşünmeyesiniz? Ki hakikaten adam dediğim gibi özellikle New York'un ve Amerika'nın en büyük emlakçılarından. Büyük düşünmüş. Saçı da büyük. Mesela, aynen öyle. Bu da arkadaşlar have to olduğuna göre has to da olabilir tabii. Değil mi? Üçüncü tek şahıslarda. Ve bunun past tense olarak had to. I had to yapmak zorunda kaldım. Veya yapmak zorundaydım demektir. I had to sell my car to pay my bills. Faturalarımı ödemek için arabamı satmak zorunda kaldım veya zorundaydım. Bu evet. Ben değilim Allah'a şükür. Evet. Yazık olmuş. Adımı bile verdim. Değil mi? Mesela burada pound, İngiltere'nin para birimi sterlin. Ne olmuş? Geçen senede bunun değeri %96 düşmüş. Bakın has lost present perfect tense az önceki dersimizde. Has had present perfect tense. Hemen hızlıca şuraya kadar geleyim arkadaşlar. Pound para birimi sterlin has had a long history. Uzun bir tarihi olmuştur, vardır. Fakat not always a proud one. Her zaman değil. Gururlu bir tarih değil. Her zaman böyle başı yüksekte değil. It para birimi has lost. Kaybetmiş durumda. More than 96% of its value in the last century. Geçen yüzyılda, ki bu 2000'li yıllar demek, işte 1900'lü yıllar demektir, 20. yüzyılda, değerinin %96'dan daha fazlasını kaybetmiş. It faltered, as yaparken ederken, faltered tökezlemek demek, düşmek demek. Yazmanıza gerek yok. Devalue, devaluasyon, Türkçe'ye aynen geçmiş, değerini kaybetmiş ve had to be
rescued. Pasif artı have to, has to'nun past'ı. Rescue, kurtarmak. Denizden insanı kurtarmak, işte köpeği, bilmem köpek evi mi diyoruz biz, ne diyoruz onlara? Kulübe değil de bu bir sürü istenmeyen köpeklerin barınak, köpek barınağı mesela, oradan köpeği kurtarmak falan. Hastayı kurtarmak, rescue. Burada ise para birimini kurtarmak, kurtarılmak pasif olduğu için zorunda kalındı. Para birimini kurtarmak zorunda kalmış devlet. Mesela they had to say which guy did it. They burada kim? Efendim, tam göremiyorum. Öğrenciler. Evet. Deneye katılanlar, they had to say, söylemek zorundaydılar. Neyi? Which guy did it? It dediği olayı hangi adam yaptı? Bir olay var deneyde, onu izlettiriyorlar. Bunu kimin yaptığını söylemek zorundaydılar deneyin sonucunda. Evet. Might be artı continuous şeklinde olabilir. Fracking for natural gas. Fracking son zamanlarda, son 10 senedir çok meşhur olan veya önem kazanan bir petrol veya doğalgaz çıkarma yöntemi. Yerin altına sıcak su mu hava mı, öyle bir şey basıyorlar. Doğalgaz için fracking yapma olayı, yani doğalgaz çıkarma olayı aküiferleri kontamine ediyor olabilir. Kontamine bulaştırmak demek, hastalık vesaire. Burada işte aküifer ne arkadaşlar? Yeraltı su depoları. Artezyen vurduğunuzda çıkan su aküifer oluyor. İşte şunlar. Artezyeni vurdunuz, suyun altından şu kısımdan veya şu kısımdan çıkıyor. Evet. Türkçe'de aküifer diye yanılmıyorsam geçmiş. Bu su altı depolarını kontamine ediyor olabilir. Böyle bir ihtimal var. Şu anda konuştuğumuz anda bu fracking yapılıyor, ediliyor ve bu da su altı depolarını kirletiyor olabilir. Evet, bakın hem might hem able to yan yana gelebiliyor. Must gelebilir, will gelebilir. We might be able to repair your car today. Bakın, bugün arabanızı tamir edebilebiliriz, edebiliriz. Yani hem tamir edebilme ihtimali var. İki tane olasılık, iki tane yapabilme gibi şey yan yana gelmiş. Might be able to son derece yaygın, may be able to son derece yaygın kullanımı olan yapılar arkadaşlar. Hatta eğer bilmiyorsanız öğrenmiş olun. Şu şekilde bir ifadeyi yazıp tırnak koyarsanız Google yazıldığı gibi aynı sırayla getiriyor. Bakın, 440 milyon sayfa şeklinde getirdi. Bunları kaldırırsam 3'e 5'e katlaması lazım. 2 milyar kaça katlamış oldu? 5'e katlamış oldu. Bakın. Güzel bir ifade bulmaya çalışıyorum ben. Yine biraz arabesk olsun. If I loved you less, eğer seni daha az sevsem, I might be able to talk about it. Bu konu hakkında, yani senin sevgim konusunun hakkında konuşabilirdim. Konuşabilme ihtimalim olurdu. Ama seni o kadar seviyorum ki dilim tutuluyor. Evet. Kimse bu, bilmiyorum. Yine aslında geçen seneki derslerin birinde şey çıkmıştı. Divan edebiyatından benim çok hoşuma giden enfes bir şey. Hani divan edebiyatında şair işte bir sakiye aşıktır değil mi? O da çok böyle alımlı, işte güzel bir kızdır falan. Ama şair kızın arkasından gider, kız yüz vermez değil mi? Onun peşine hayatını geçirir falan, klasik. Adam şöyle diyor, sevdiğim kız diyor, bu gece rüyana gireceğim dedi bana.
O kadar sevindim ki gözüme uyku tutmuyor. Dahi yani gelir hep bana böyle çok muazzam bir şey. Adam hayatı boyunca kovaladığı kız tamam artık pes ettim bu gece rüyana gireceğim. O kadarcık sana hani şeyim olsun iyiliğim olsun diyor. Ona da razı adamcağız. Ama o kadar seviniyor ki uyku tutmuyor gözüme. O kadarcığına bile erişemiyor yani. Efendim devam. Pasif yapı olarak arkadaşlar bunu pasiflerde anlatayım. Son olarak modülların arkasından gelen have artı verb 3 yapısı. Bu da son derece sık kullanılır. Burada sadece bir kısmını verdim. Karşımıza çıktıkça vurgulamakta fayda var bunu. Hani sizi öldürmeyeyim. I could have learned English when I was in college. Burada could, may, should, must bunların hepsinden sonra gelen have artı verb 3 yapısı var. Ne demiştim present perfect tense anlatırken? Have artı verb 3 gördüğünüz her yerde miş durumda miş vaziyette. Bir moduldan sonra gelen yapı her zaman için past anlam katar. Dolayısıyla miş durumda miş vaziyette olabilirdim. Miş olabilirim. Şu should ve must'ta özel bir şey var. Onu da şimdi anlatayım size. Örnek, ben kolejdeyken, yani bu kolej aslında üniversite demektir. Üniversitede iken İngilizce öğrenmiş olabilirdim. Yani, I had the opportunity. Benim bu imkanım, bu fırsatım vardı ama değerlendirmedim. Öğrenebilirdim, öğrenmiş olabilirdim. I may have sent the money to the wrong account. Have sent göndermiş olabilirim. Mail'e birlikte. Ben göndermiş olabilirim parayı yanlış hesaba. Göndermiş olabilirim. Ya işte ne oldu parayı göndermedin? Kardeş dün çıkardık ya. Değil mi? Hesaplara girip bakıyorsun. He bak işte şurada 3 olacağına 8 yazmışım. Demek ki o zaman parayı yanlış hesaba göndermişim ben. Göndermiş olma ihtimalim var. I should have killed you when I had the chance. Şansım burada fırsat demektir, imkan demektir. Fırsatım olduğu zaman seni öldürmüş olmalıydım, yani öldürmeliydim. Should normalde meli malıdır, değil mi? Yukarıda örnek olarak vermemişim, benim hatam. Yapmalı etmeli, tavsiyedir aslında normalde. Normalde işte her gün ders çalışmalısın, bu ilacı almalısın, bence bir doktora gitmelisin, tavsiye. Ama özel olarak şu durumda arkadaşlar, geçmişte böyle bir şey yapmalıydım, yapmadım. Veya yapmamalıydım, yaptım. Hocam şunun ikinci hali yok mu mesela normal olarak kullanılıyor? Yok. Kendi kurtarılma yapmak. Yok. Modullarda sadece can'in past'ı vardır. May'in de might'ın da past'ı could'dur. Can, may, might bunların hepsi past'ı could'dur. Onun dışında hiçbirinin bir de have to'nun tabii. Have to, has to, had to'dur. Başka past yok. Evet, burada must son örneğimiz arkadaşlar. Must'ı anlatırken söyledim, ikinci anlam olan tahmin, yürütme. I must have forgotten to pay the bills. Faturaları ödemeyi unutmuş olmalıyım. O yüzden elektrikler kesildi. O yüzden doğalgaz kesildi. Hay Allah, herhalde unuttum, unutmuş olmalıyım. Birazcık daha sabredin. 2 dakika şurada örnek olarak var mı? Bir bakalım. Yokmuş demek ki. Efendim. Evet bakın. Gerçi buradaki olması lazım anlamında özel bir kullanımı. İlginç o da özel kullanıma denk geldi. Bu yanlış hatırlamıyorsam evet yanlış hatırlamışım. Balıkların popülasyonundan bahsediyor arkadaşlar. Bu türün popülasyonu %20'sinden daha azına azalmış olması lazım. İşte koruma altına alınması için falan diyor. Evet. Sorunuz var mı? Eve gidince lütfen bunları bir tekrar edin. Haftaya da bunu mu istiyorsan? Haftaya hayır. Amfiye geçeceğiz. İkinci amfi. Amfi 2.